hani 2-3 ay önce bu kadar yüksek paralar kazanacağım bu işten söyleselerdi inanmazdım hani. 600 tane ürünle Amazon'da ürün satmaya başladım. Milyonlarca lira para kazanırken e-ticarette nasıl battığımı anlatacağım. Bir defa bir Shopify mağazası kurup ürün satmaya çalışacağım. Bir ayda 23.756 TL nasıl kazanılır? 50 TL'yi nasıl 1000 TL'ye çevirdim ve siz de nasıl yapabilirsiniz bunu konuşacağız. Şu ya. Şunu satacaksınız ya. Hayır. Senin depon yok. 2 ayımı aldı. Bakın 2 ay. Herhangi paramız yok. Cebimizde 1 kuruş paramız yok. Ama para kazanacağız. Gerçekten öyle bir şey mümkün mü? Dropshipping kısaca örnek veriyorum. Amerika'da birisi şu kol saatini 10 dolara satıyor. Ben gidiyorum Amazon Kanada'da bu ürünün aynısının buluyorum. Bu da orada da satılıyor ama ne kadara satılıyor? 30 dolara satılıyor. Ben 10'u alıyorum 30'a satıyorum. Ucuza alıyorum pahalıya satıyorum. Ve Amerikalı'ya diyorum ki ben bu ürünü senden alacağım ama bu kol saatini git Kanada'daki benim müşterimin adresine kargola diyorum. Benim yerime ürünü kargoluyor. Dolayısıyla ben ürünü görmüyorum. Kargo operasyonunu ürünü satın aldığım yer yapıyor. Dolayısıyla ürünü görmeden yapılan bu ticarete dropshipping ismi veriliyor. Çok da kolay bir iş modeli. Stoksuz e-ticaret. Biliyorsunuz bütün ticaret ürünlerinde önce malı alırsınız. Daha sonra müşteriye malı gönderirsiniz. Herhangi bir depon yok. Herhangi bir stok tutmuyorsun. O şekilde alışveriş yapıyorsun. Yani müşteri sana ulaşıyor. Sen arada komisyoncu gibi bir şey oluyorsun. Sadece dropshipping çok popüler bir iş modeli. Tercih edilmesinin sebebi de daha düşük baremlerde, daha düşük sermayelerle yapılabiliyor olması. Hani 2-3 ay önce bu kadar yüksek paralar kazanacağım bu işten söyleselerdi inanmazdım. Hani yani 2-3 ayda bu kadar mı ilerledik diyebiliriz. Ama bir süre sonra işi oturtunca, mantığını kavrayınca kazanılabildiğini anladım. Ya dropshipping'i doğuran koşullar bana göre ihtiyaçların artması. Çünkü Amerika'da olan bir ürün Kanada'da yoksa, Kanada'da satılmıyorsa Kanadalı gidiyor Amerika'dan satın alıyor. Ortalama işte 90 günlük ciromuzdan bahsedelim. 90 günlük ciromuz 1,5 milyon, 1 milyon arası. Yüklü bir param varsa yüklü bir para kazanabilirsin. Yani ne kadar çok sermaye varsa o kadar çok para kazanabilirsin. Karlılık oranı fena değil, çok kötü değil ama çok düşük kar edenler de var tabii ki. Dolayısıyla işin yapılabilir ve kolay uygulanabilir olması tercih edilmesinin en büyük sebebi. Fırla başlayıp azmiyle, işte çalışkanlığıyla, iş disipliniyle çok hızlı şekilde yükselen arkadaşlar da tanıyorum. Dropshipping'i doğuran da bu ürünlerin aslında oradaki eksikliği. Tabii sektör o kadar büyüdü ki globalde, sadece Türkiye'de değil. Hindistan, Pakistan, Çin, Amerika, Avrupa, Türkiye çok yoğun bu arada. Dropshipping yapanların sayısı o kadar çok fazlalaştı ki şu an şunu bulamaz. Amazon Amerika'da şu kameranın tripodunu satılıyor. Kanada'da kesin vardır. Meksika'da kesin vardır. Niye? Çünkü birileri dropshipping mantığıyla onu satıyordur. Hangi ürünü seçersen ki satılacak. Çünkü yani satılmayacak bir ürünü de seçmek istemez insan. Anlatabiliyor muyum? Daha niş. Yani spor ayakkabı anahtar kelimesini Amazon'da yani yazılıma girerek arattıran ve ürün tarattıran 10.000 kişi varsa atıyorum kaymaz tabanlı bağcıklı kırmızı spor ayakkabı kelimesini tarattıran da 100 kişi vardır. Ne oldu? Ben nişleştikçe yani olayı derinleştirdikçe kendime rakiplerimi aslında azaltmış oldum. Biz ürünleri yazılım aracılığıyla buluyoruz genelde. Tek tek hangi ürünü satabiliriz diye düşünmek yerine bulduğumuz ürünleri belli kategoriler, belli anahtar kelimeler belirliyoruz. Satış yapacağımız ülkeye göre belirledikten sonra yazılımlar aracılığıyla filtrelerden geçirip ve satabileceğimiz ürünleri piyasaya çıkarıyoruz. Yani yazılımlar genellikle Amazon Amerika ile Amazon Kanada entegrasyonuyla çalışıyor. Amazon Amerika'daki ürünler ile gidiyor mesela Amazon Birleşik Arap Emirlikleri ya da Amazon Kanada'daki aynı ürünü tarıyor, karşılaştırıyor. Onu match ettikten sonra fiyat avantajını hesaplıyor. Kışın ne olur? Yağmur ya, kar ya, insanlar üşür. Kışın gidip genelde tişört satmazsınız. Netflix'teki diziler olsun, orada popüler olan dizilerin kullandığı kıyafetler. Netflix'te şu anda en çok izlenen dizilerden bir tanesi Queen's Gambit. Queen's Gambit şu anda Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da popüler. Mesela bir ara Squid Game diye bir dizi popüler olmuştu ve onun ürünleri, ona alakalı maske, kıyafet vesaire. Örneğin bu satranç takımı benim mağazama eklediğim satranç takımlarından bir tanesi. Bu ürünün bana maliyeti 68 Amerikan doları ve ben bu ürünü 137 Kanada dolarına şu anda satışa koydum. Ülke seçimini Amerika üzerinden yapmasını tavsiye ederim. Yani şu an dünyada en çok dropshipping'in yapıldığı, en çok alışverişin gerçekleştirildiği pazar Amazon Amerika. Kaynağımı değiştiriyorum. Amerika Amazon olmasın. Ben manuel yapacağım bu işi. Gideceğim Çin'den, AliExpress'ten ya da işte Alibaba'dan farklı bir yerden ürünü bulacağım. Oradan göndereceğim diyorum. Ya da iş modelini değiştiriyorum. Dropshipping yapmayacağım. Ben bu ürünü stoğuma çekeceğim. Kendime alacağım. Ve Amazon depolarına toplu olarak kargolayacağım. Amazon benim yerime, müşterime kargolasın diyorum.
gibi gibi bu şekilde stratejileri değiştirerek de hani iş modeli karlılık artırılabiliyor. Örneğin Avrupa'da ben dropshipping yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü en ufak bir hatamda bir ürünü yanlış yüklemiş olabilirim. Bilmeden bir markanın ihlalini yapmış olabilirim. Direkt hesaplarım kapanabiliyor. Direkt e-ticaretten men edilebiliyorum. Ve şirket üzerinden ceza kesebiliyorlar. Riskli bir iş. Yani riskli bir iş çünkü mağazanız kapanabilir. Yaptığınız ihlallerden kaynaklı mağazanız kapanabilir. Rekabet artık çok fazla. Özellikle o işlerin tedarik kısmında olan Çinliler artık işin satıcı ve aktif tarafına da geçtiler. Şöyle dropshipping mesai saatlerimiz olmuyor. Yani her saat mesaideyiz şu an. Sabah uyandığımızda ilk işimiz Amazon'dan kaç tane sipariş gelmiş onlara bakıyoruz. Evet evet ürün tanıtmasını beraber yapacağız. Tüm işlemler bizden olacak. Bize bir e-posta geldiği an hemen telefondan müdahale edebiliyorsak telefon ya da tablet, edemiyorsak da bilgisayarımızı açıp bilgisayardan müdahale ediyoruz. Yani bir çalışma saatimiz yok. 2000 lirayla dropshipping'e başlayamazsınız. Çünkü 2000 lira yetersiz olur sermayeniz için. 2000 lirayla bu işe mi başlanır yani? Yani sürdürülebilir, uzun vadeli bir iş planı, iş modeli arayan arkadaşlar için dropshipping'i açıkçası sonlara bir yere koyarım ben modeller içerisinde. Belli bir doygunluğa ulaştı artık. Yani dropshipping için en çok tercih edilen alışveriş siteleri, yani alım için AliExpress. Yani AliExpress'ten alayım, Amazon'da satayım çok popüler. eBay çok popüler. eBay'de dropshipping çok popüler ama eBay'in kuralları var. O kurallara dikkat etmek gerekiyor. Çok detaylı bir konu o. Dropshipping'in de elbette bir sonu olacak ama ben yakın gelecekte bunu son bulacağını düşünmüyorum. Çünkü e-ticaret inanılmaz derecede pandemiden sonra arttı. Satışlarımız da çok güzel olmasına rağmen ben sadece bir ürün bulup bir ürün girip onda başarılı olduğum için tam olarak şöyle yapın böyle yapın diyemiyorum. Amazon'da milyonlarca şey satılıyor gün boyunca ama 300 binin aşağısındaysa rakam bu 51 binde ürününüz satılacak demek ki. Jennifer gibi ablalar gelip dolayısıyla birkaç dakika beni dinlerseniz en iyi yöntemini öğrenmiş olacaksınız dropshipping'in. Eğitim konusunda bir bütçe vererek eğitim almak belli bir zaman kazandırıyor size. Yani kendi başınıza YouTube'dan, internetten araştırma yaparak bu işe girdiğiniz zaman çok karışabiliyor kafamız. Çok fazla dallanıp budaklanabiliyor konular. Eğitim gerekli. Yani şöyle gerekli. Gerçek anlamda sürdürülebilir bir iş olmasını istiyorsak ve iş olarak benimsiyorsak sürekli eğitim almak, bir network içerisinde tartışmak, bu işi yapanlarla bir fikir alışverişi yapmak bence değerli. Dropshipping'i öneriyorum ama bunu unutmasınlar, bu bir ticaret. İnternette maalesef ki bazı kişiler işte kesin kazanırsınız, zengin olursunuz, yat alırsınız, kat alırsınız diye söylüyor. Hayır, benim yatım katım yok, bir evim, bir arabam var. Yat kat alınmıyor. Bu bir ticaret ve burada ticaretin risklerini kabul etmeniz lazım. Başlayan, batan insanlar da var. Bana göre bu ticaretin başarı oranı %10, başarısızlık oranı %90. %10'luk dilime girenler bu işin eğitimini almış, öğrenmiş, kafayı iyice bu işe patlatmış, yormuş. Ya ben bunu yapabilmek için neler yapmam gerekir çok iyi araştırmış kitle o %10'luk kısım. Yani kolay para olmadığını kabul ediyor. Tabii. %90 da kolay para diyen. Çünkü niye günümüzde, tabii yanlış anlaşılmasın burada ama günümüzde o kadar çok bu iş kötü reklam ediliyor ki. Yani süper model arabaların önüne geçip çekilen videolar ya da arkada süper lüks bir villanın önüne çekilen videolar. İşte biz bu işi yapıyoruz, bak böyle bir eve sahibiz, böyle bir arabaya sahibiz diyen kişiler, eğitmenler yüzünden insanlar zannediyor ki burada şey var, bir altın madeni var. Herkes gelecek burada milyoner olacak, bir dünya para kazanacak zannediyorlar. Ama işin gerçek yüzü o değil. Yani senin şu yan mahallede tekel bayi açıp para kazanma, kâr etme ihtimalinle Amazon'da ticaret yaptığın zaman para kazanma ihtimalin aynı. Yani dropshipping yapılırken herhangi bir reklam stratejisine gerek yok. Çünkü gerçekten reklama da para harcarsanız onun yerine komisyonunuzu alt tutun, daha çok satın mantığı bence daha yerinde olur. Ben o yüzden reklam hiç yapmadım, bir ürünün reklamını. Genelde reklamı iyi yapılan, iyi satılan ürünleri bulup onları sattım. 289 TL. Alış fiyatı direkt olarak hepsi burada da mı aldığımı farz ediyorum. 209 TL. Trendyol'da satışta en önemli şey aslında düzgün ürün bulmak. Türkiye'deki ürünleri alıp Amazon Prime'a, yani Amazon depolarına göndererek yapılan satış modeli. Buna bir arbitraj diyoruz biz buna. Örnek IKEA'ya gittin, bu koltuğu beğendin. Dedin ki ya ben bu koltuğu satarım. Amazon'da araştırdın, Amerika'da. 70 dolara satılıyor. 30 liraya satın alıyorsun. Atıyorum rakamları. Kargo dahil senin maliyetin işte 20 dolar. Ne oldu? Operasyonun sonunda işte bütün lojistik maliyetler, komisyonlar vesaire 15 dolar kar ediyorsun. Amazon senin yerine kargo oluyor. Çünkü sen bu ürünü 10 tane aldın, Amazon depolarına yerleştirdin ve oradan Amazon müşterilere dağıtmaya başladı. Biz buna arbitraj diyoruz. O yüzden ben şu anda ki gidişatı olumlu görüyorum. Yani şu an yükselişte olan bir iş modeli. Ama bundan 20 yıl sonra ne olur bilemem tabii ki. Ben yani bu işi uzun süre yapmayı düşünüyorum ve yapacağımı da biliyorum. Çünkü diğer iş modellerinden benim için gidip normal bir bakkal açmaktan, bir hastanede hemşire olmaktan pek de bir farkı yok bence. Nasıl onlar da son bulabilirse bir gün, benim iş modelim de bulabilir ama
bulana kadar ben devam ettireceğim yani.